ağaç çok güzel değil mi? Bu eski tip süsler çok güzel duruyor. Ben de biraz süs eklesem olur mu? Ne kadar fazla olursa o kadar iyi. En sevdiğim süsü görmek ister misin? Hiçbir süsü yiyebilmeyi istedin mi? Kiraz aromalı. Bunu yemek güvenli mi Tina? Endişelenme, onu ben yaptım. Çok kolay, sana nasıl yapıldığını göstereyim. Önce kırmızı jelibonları bir bardak suya dök. Güzelce ve hızlıca karıştır. Güzelce karışıp eridiğinde onu bir plastik şırıngaya koy. Bardağı kenara koy ve sıvıyı plastik bir topa enjekte et. Ağzına kadar doldur. Sonra süsün ucuyla kapat ve dondur. Plastik kabı çıkar ve işte oldu. Sana bunu yapmanın kolay olduğunu söylemiştim. Ben de denemek istiyorum. Deneyebilir miyim? Bu neli? Ananastaymış. Daha fazla hediye küçük hanım. Kaç hediyeye ihtiyacı var ki? Bunları taşımaktan belim ağrıdı. Oo, sonra da bunu açacağım. Acaba içinde ne var? Altın bir iPhone. Ama ben elmaslı bir iPhone istiyordum. Öf, ne sinir bozucu. Yok. Yumuşacık, bunu sevdim. Leziz bir zencefilli kurabiye. Hepsi benim. Çok sevimli ve leziz. Bunun tadını çıkaracağım. Süt sever misin kurabiye adam? Isınmam gerekir, çok soğuk. Oh, iyi geldi. Kurabiye adamım. Sen onu kırdın, olamaz. Aman öyle, sakin ol çocuğum, kazaydı. Şuna bak, kafası yok. Hey, durumu düzelteceğim. Bir yere ayrılma. Bir eldiven al ve şöyle kes. Sonra içini pamukla doldur. İyice dibine kadar bastır. Bilek kısmını dik. Neredeyse bitti. Birkaç detay ekle ve zencefilli kurabiye adama benzesin. Tek geriye kalan bir gülümseme eklemek. Harika, mutlu görünüyor. Hey çocuğum, kurabiye adamın için üzgünüm ama onun yerine bende bu var. Ne düşünüyorsun? Bu senin için. Gerçekten mi? Benim için mi? Çok teşekkürler, bayıldım. Al bunu, bunu da sen al. Vay canına, bana mı? Bu iyi bir takas oldu. Bu harika bir zencefilli kurabiye. Bu son evdi, ne geceydi ama. Nar baba daha fazla spor yapmalı. Ah hey, kurabiye ve süt mü? En sevdiklerim. Çok leziz görünüyor. Ah, dişim, ha bunu yemeyeceğim. En azından süt var. Nar baba olmak insanı susatıyor. Oh, hiç iyi değil. Ah midem, bu iyi olmadı. Ay, Nuhal babanın tuvalete gitmesi gerek. Çok uykum var. Hey, Nuhal baba gelmiş. Bu sesler de ne? Bak, hey, hediyeler. Bakalım bize ne gelmiş. Vay canına, ne çok var. Hayatımın en güzel yılbaşı akşamı. Vay canına, çoraplar. Hepsi bu mu? Hiç gerek yok. Öf, ne kadar sıradan. Bir anahtar seti mi? İyi de ne için? Ay mı? Müthiş. Bunu hep istemişimdir. Acaba çalışıyor mu? Arkadaşlarım çok kıskanacak. Çoraplar yaşasın. Bu çok heyecan verici. Teşekkürler Noel Baba. Pembe bir tane. Çok şanslıyım. Oh, mavi olan güzel görünüyor. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Sıcacık dünyanın en şanslı kızıyım. Ah, selam şekerim. Selam. Havadan öpüşme.
Aman tanrım. Ha? Ne oldu? Yılbaşı geliyor, farkında mısın? Yani süsler nerede? Noel Baba şapkası bile göremiyorum. Ah, bir şey unuttuğumu biliyordum. Ha, buldum. Bu nasıl? Oo, işte şimdi oldu. Ama ağacın çok zavallı görünüyor. Hadi ama, çok da sorun değil. Pek olmadı bence. Şaka mı yapıyorsun? İyi peki. Sanki bir şey eksik gibi. İşte şimdi ağaç iyi görünmeye başladı. Para bütün sorunları çözüyor. Çok sıkıldım. Ne nefis bir ziyafet. Yılbaşını hapishanede geçirmek en kötüsü. Ha? O da ne? Çok lezzetli. Şefin eline sağlık. Alo? Aa, ben de yılbaşı yemeği yiyordum. Onca yemek çok lezzetli görünüyor. Bu haksızlık. Burada da yiyecek bir şeyler olmalı. Bakalım. Aa, sıçan. Tamam, nefes al. Gitti. Bunun altında ne var? Yok. Belki bu çay poşeti işe yarar. Ey, soğuk çay. Tamam, mutlu yıllar. Köpüklü. Hiçbir şey yok. Kullanabileceğim bir şey olmalı. Şu haline bak. Karnın aç. Yardım etsem mi? Hayır. Selam. Hapishane müdürü hücre parmaklıklarını onarmam için gönderdi. İşe koyulma zamanı. Şşt, hey, buraya bak. Benimle mi konuşuyorsun? Çabuk ol, buraya gel. Ne var? Sana bir şey getirdim. Şekerleme mi? Kaçmama yardım etmeni yeğlerdim ama neyse. Bak, rengi iyi çikolata. Sevilme değil mi? Sen kimsin? Dur sana göstereyim. Ohoho, mutlu yıllar. Noel Baba, vay canına. Listemi aldın mı? Çikolata için teşekkürler. Sana nasıl yaptığımı göstereyim. 2 baston şeker al. Baston şekerlerin ortasına boydan boya yapıştırıcı sür. Çikolatayı yapıştırıcıya bastır. Gözde ekle. Her rengeyinin kırmızı bir burnu olmalı. İşte harika bir çikolata oldu. Bu kadar kolay. Vay canına, teşekkürler Noel Baba. Hoşça kal. Uslu bir kuzu olmayı unutma. Hoşça kal. Vay canına, bir yeni yıl mucizesi. Tamam, sanırım hepsi bu. Yılbaşı partim hazır. Aa, hayır, ağaç. Ne utanç verici. Neyse ki bu süsleme kutusu var. Çok güzel. Bu hiç zaman almayacak. Güzel görünüyor. Buraya da bir küre. Sadece son dokunuşları yapmam lazım. İşte sanırım bu kadar. Aa, ağacın tepesine de bir şey lazım. Ne yapalım? Burada olmalı. Bu delinmiş. Tüh. Ha? Işıkların nesi var? Yok artık. Hey, çalışsana. Partiden önce bir bu eksikti. Belki sorun ampuldedir. Ampul patlamış. Belki de... Bunu nasıl tahmin edeceğimi biliyorum. Ampulü al ve etrafına bir kurdele sar. Kurdeleyi fiyonk yaparak bağla. Ampulün tepesine köpükten bir halka tak. Ampule detay eklemek için bir kalem kullan. 2 göz ve kocaman bir gülümseme. Bunun için kırmızı kalem kullan. İşte bir kardan adam. Şimdi bunu nereye koysam, neresi olduğunu biliyorum. Ağacın tepesine. Şimdi biraz eğlenelim. Kırmızı burunlu rengi Rudolf. Bu kazak harika bir hediye olacak. Doğruca kutuya. İşte böyle. Kolay. Sadece fiyonk takacağım. Nereye gitti bu? Kutuyu böyle bırakamam. Bana bir kurdele lazım.
Kitaplar. Evet, sen bir dahisin. İşte ihtiyacım olan şey tam da buydu. Oh, çok küçük. Bu işe yaramaz. Şuraya da bakalım. Yok, bu da olmaz. Düşün, düşün. Nerede kurdeleler var? Gömlekler, sabahlık. Bu umut vaat ediyor. Yılbaşına pek uygun değil yine de. Yok, olmaz. Kullanabileceğim bir şey olmalı. Hey, video oyunu oynamak istiyorum. Evet, eğlenceli. Çok sinir bozucu. Bir dakika. Kurdeleler. Hazır ol. Sen bir ninjasın. Ses çıkarma. Ne yapıyorsun? Seni anneme söyleyeceğim. Al bunu ye. Sarı mı? Yani olur herhalde. Çok daha iyi görünebilir. Teşekkürler anne. Gel buraya. Kazanıyorum. Bu işe yarayacak. Kurdelenin kırışıklığını düzeltmek için saç düzleştiricisi kullan. Yavaşça yap ki kırışıklıkların hepsi açılsın. Neredeyse bitti. İşte. Yepyeni oldu. Şimdi bağlayalım. Üstten al, arkaya kıvır, şuraya bir halka yap. İşte oldu. Harika görünüyor. Ne düşünüyorsun? Bu bana mı? Ver onu. Hayır, çek ellerini. Yılbaşının yılın en güzel zamanı olduğunu söylerler. Ama kısa sürede her şey nasıl bu kadar kötüye gidebilir? Sıkı durun. Son dakika yılbaşı fikirleri yardımına koşuyor. Sonunda etrafı süsleme zamanı geldi. Bu şeyleri bir yıldır görmedim. Çok, çok, çok mersümüş. Hatırladığım kadarıyla süslerim bu kadar berbat değildi. Geçen sene bu daha dolgun değil miydi? Şu an kötü bir sanat projesi gibi görünüyor. Sakızımın burada ne işi var? Etrafı asılmayacak kadar kötü. Yılın bu zamanını seviyorum. Bir sürü çikolatam var. Şu çelengime bak. Sence de kötü olmamış mı? Çok yazık. Teşekkürler Tina. Biliyor musun? Sanırım onu düzeltebiliriz. Ne dedin? Çikolatayı ters çevir. Sonra üzerine iki kağıt koy. Daha sonra lastikle bu şekilde sabitle. Sonra da bu şekilde strafor çelengeye yapıştır. Bitince şöyle görünecek. Yılbaşı moduna girmenin ne lezzetli bir yolu ama. Üzgünüm eski dostum. Seni yenisiyle değiştirdik. Yeni bir şeyler pişirmeyi denemeliyim. Bekle beni yılbaşı pastası. Onunla başlasam iyi olur. Her yer battı. Sanırım durumun gereği bu. Şimdi sıra yumurtalarda. Nasıl yapacağımı biliyorum. Yok artık. Sana kim böyle yumurta kırmayı öğretti? Şimdi sıra minik şekerlemelerde. Lezzetli peri tozu gibi. Sadece bir tutam yeter. Tam yağlı süt koymam gerektiği yazıyor. Sen ne dersen yemek kitabı. Bozulmuş olmasın yeter. Bu kadarı yeter değil mi? Elimle beyin sıkıyormuşum gibi. Ne yapıyorsun Thomas? İlk defa mı hamur işi yapıyorsun? Profesyonel bir şef gibiyim. Yani nerede söyleyeyim? Acaba bunu düzeltebilir miyim? Geri çekil, geri çekil. Şehre yeni bir aşçı geldi. Biraz yeşil gıda boyası dök. Güzelce karıştırdıktan sonra böyle görünmesi gerekiyor. Daha sonra bir kaşık yardımıyla külahın üzerine dök. Her yerini güzelce kapladıktan sonra üzerine renkli minik şekerler dök.
ve göz açıp kapayıncaya kadar minik bir ağacın olacak. Bir tepsiye diğer tasarımlarının yanına koy. Bunları yaparken yaratıcılığını konuşturabilirsin. Bunu yapmayı ne zaman öğrendin? Birden aklıma geldi. İlkini sen alabilirsin. Çok lezzetli olduğundan eminim. Sanki şekerli bir şaheser gibi. Harika. Evi partiye hazır hale getirmek ince bir iştir. Özellikle de işin içinde yılbaşı dekorasyonu varsa. Güzel görünüyor. Ama bir şey eksik. Masaya bolca şeker de koyayım. Arkadaşlarım bunları asla doyamıyor. Olamaz. Şeker kovama bak. Kırıldı. Başka da yok sanırım. Parti modum kaçtı şimdi. Hey! Ayağım takıldı ve bunu kırdım. Belki de bunu yaratıcılığımızı konuşturmak için bir bahane olarak kullanabiliriz. Kırılmış kovanı al. Buraya çizgi halini sıcak silikon sık. Kurumadan önce üzerine kalın bir baston şeker yapıştır. Kuruduktan sonra her yerini baston şekerle kaplayabilirsin. Fiyonk yapmayı da unutma. Biri baston şekerli kovamı sipariş etti. Bu gerçekten müthiş. Yılbaşı temasına eskisinden daha uyumlu oldu. Şekerliğimizi dolduralım mı? Harika! Bu yılbaşı partisi harika gidiyor. Kolayı bayağı seviyorsun değil mi? Ben benimkini bitirdim bile. Bana bırak. Bir bardak kola geliyor. Görüşürüz. Tek kaldım. Evet. Bardağımı doldurabilir misin? Al bakalım. Bu kadar yeter. Teşekkürler. Hoşça kal. Ben de biraz daha alayım. Yavaş olun millet. Sadece iki elim var. Biri bana yardım etsin. Herkese yeter mi bilmiyorum. Hadi ama millet. Durun biraz düşüneyim. Buldum. Eğer bardakları doğru açıyla dizersem bir bardağı dökerken 5 bardak dolar. Hatta 20 bardak. O kadar bardağım varsa tabii. Bana içecek tedarikçisi deyin. Cidden mi? O zaman bana iyi yıllar. Bu ağaç çok güzel değil mi? Bu eski tip süsler çok güzel duruyor. Ben de biraz süs eklesem olur mu? Ne kadar fazla olursa o kadar iyi. En sevdiğim süsü görmek ister misin? Hiçbir süsü yiyebilmeyi istedin mi? Kiraz aromalı. Bunu yemek güvenli mi Tina? Endişelenme, onu ben yaptım. Çok kolay, sana nasıl yapıldığını göstereyim. Önce kırmızı jelibonları bir bardak suya dök. Güzelce ve hızlıca karıştır. Güzelce karışıp eridiğinde onu bir plastik şırıngaya koy. Bardağı kenara koy ve sıvıyı plastik bir topa enjekte et. Ağzına kadar doldur. Sonra süsün ucuyla kapat ve dondur. Plastik kabı çıkar ve işte oldu.
Sana bunu yapmanın kolay olduğunu söylemiştim. Ben de denemek istiyorum. Deneyebilir miyim? Bu neli? Ananastaymış. Sence bu yılbaşı tiyoları işine yarayacak mı? Yılbaşı sırlarını arkadaşlarının da öğrenmesi için bu videoyu onlarla mutlaka paylaş. Bunları izledin mi? Hiçbir videoyu kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone ol. Yeni bir şeyler pişirmeyi denemeliyim. Bekle beni yılbaşı pastası. Unla başlasam iyi olur. Her yer battı. Sanırım durumun gereği bu. Şimdi sıra yumurtalarda. Nasıl yapacağımı biliyorum. Yok artık. Sana kim böyle yumurta kırmayı öğretti? Şimdi sıra minik şekerlemelerde. Lezzetli peri tozu gibi. Sadece bir tutam yeter. Tam yağlı süt koymam gerektiği yazıyor. Sen ne dersen yemek kitabı. Bozulmuş olmasın yeter. Bu kadarı yeter değil mi? Elimle beyin sıkıyormuşum gibi. Ne yapıyorsun Thomas? İlk defa mı hamur işi yapıyorsun? Profesyonel bir şef gibiyim. Yani nerede söyleyeyim? Acaba bunu düzeltebilir miyim? Geri çekil, geri çekil. Şehre yeni bir aşçı geldi. Biraz yeşil gıda boyası dök. Güzelce karıştırdıktan sonra böyle görünmesi gerekiyor. Daha sonra bir kaşık yardımıyla külahın üzerine dök. Her yerini güzelce kapladıktan sonra üzerine renkli minik şekerler dök. Ve göz açıp kapayıncaya kadar minik bir ağacın olacak. Bir tepsiye diğer tasarımlarının yanına koy. Bunları yaparken yaratıcılığını konuşturabilirsin. Bunu yapmayı ne zaman öğrendin? Birden aklıma geldi. İlkini sen alabilirsin. Çok lezzetli olduğundan eminim. Sanki şekerli bir şaheser gibi. Harika. Evi partiye hazır hale getirmek ince bir iştir. Özellikle de işin içinde yılbaşı dekorasyonu varsa. Güzel görünüyor. Ama bir şey eksik. Masaya bolca şeker de koyayım. Arkadaşlarım bunları asla doyamıyor. Olamaz. Şeker kovama bak. Kırıldı. Başka da yok sanırım. Parti modum kaçtı şimdi. Hey! Ayağım takıldı ve bunu kırdım. Belki de bunu yaratıcılığımızı konuşturmak için bir bahane olarak kullanabiliriz. Kırılmış kovanı al. Buraya çizgi halinde sıcak silikon sık. Kurumadan önce üzerine kalın bir baston şeker yapıştır. Kuruduktan sonra her yerini baston şekerle kaplayabilirsin. Fiyonk yapmayı da unutma. Biri baston şekerli kovamı sipariş etti. Bu gerçekten müthiş. Yılbaşı temasına eskisinden daha uyumlu oldu. Şekerliğimizi dolduralım mı? Harika.